bana yasak getirmiş çocuğumu yüzünden. Ya onu söyleyeceğim size bir... değil mi? Yanlış değil Aleyna, öyle bir bilgi var elimizde. Size bir uzaklaştırma var değil mi? Evet, 6 ay önce. Ha doğru yani bu. Peki bu nedir? Neden uzaklaştırma aldınız? Şöyle söyleyeyim Ayşegül Hanım. Çocuğum yüzünden. Burcu'yu göstermemek için bana yasaklar getirdi. Ben ilk başta ciddiye almadım. Burcu'yu sosyal medyadan öğrendim dediniz. Evet. Nasıl öğrendiniz? Ortak bir arkadaşımızın sayesinde. Kızımı görüyor ve bana diyor ki bu kız sana ne kadar çok benziyor. Ben dedim ne diyorsun hani? Ay şok olmuşsunuz. Şokun da şok. Buz kesildim her yerimden. Böyle kas katı oldum yani Ayşegül Hanım. Ben oynayamıyorum yerimden. Hani o gördüğünüz zamanlarda böyle 5 yaşlarında falan bir çocuk öyle tabii mi? Tabii ki evet. Şu an 10 yaşında dediniz ya, 5 yıldır da görmüyorsunuz tabii. Doğal olarak. 10 yaşında şu anda. Gördünüz mü fotoğrafı, Burcu'nun fotoğrafı? Evet, ben de baktım, gördüm. Birebir aynıyız. Ne diyorsunuz yani? Aynı bana benziyor. Aslında gösterirdim Ayşegül Hanım size ama gösteremiyorum maalesef. Anladım. Bu da çok zor bir durum yani hani... Ya inanın ki Ayşegül Hanım, yani benim yerimde başkası olsa ne yapardı bilemiyorum. Fakat... Ama yani hani bu kadar size uzaklaştırma aldırması, size her anlamda yasak koyması, sizinle her anlamda iletişim kesmeye çalışması çok enteresan değil mi? Ciddi bir şey yapmış olmanız lazım sizin bunun için. Yani yani bu kadar, bir de hele ki diyorsunuz ki bir evladımız olmuş, haberim bile yok diyorsunuz. Hasbelkader bunu öğreniyorsunuz. Yani size... Şeyma Hanım'ın sizinle görüşmemesi ve hadis kendisi görüşmek istemiyor, evladınızı size göstermemesi, bu çok ciddi bir şey. Yani hakikaten aklıma başka türlü şeyler geliyor. Yani hani çok ciddi bir şey yapmadan neden bir kadın böyle bir şey yapsın? Bana söylemediğiniz bir şeyler yok değil mi? Yok, her hani şey. Hani böyle şiddetiniz yok, öyle hayır, böyle hayır, bir şeyler. Kesinlikle. Çünkü hani insanlar anlatıyor evet. Değil mi? Altından bambaşka şeyler çıkıyor. Dinliyorum, sonra gidiyorum 180 derece değişik bir durumla karşılaşıyorum. Böyle de oluyor. Rica ediyorum bakın, hani güzel, biz çok hoşnutuz, insanlar geliyor, arıyor, buluyor bizleri, dertlerini anlatıyorlar, biz de derman olmaya çalışıyoruz ama lütfen açık olun, lütfen. Ayşegül Hanım şöyle söyleyeyim, yeterince açığım ve hiçbir zaman Şeyma'ya ne kırıcı, ne bir el kaldırılmışlığım, bir argo kelimem olmamıştır. Kötü hiçbir şey yaşamadım yani. Kötü hiçbir şey yaşamadım. Niye gitti bu yani kadın bakın, ya? Yani bakın, ben Şeyma'yı el üstünde tutuyordum. Peki hani sosyal medyada ulaştıktan sonra ne bileyim bir şekilde yazardınız, irtibat kurmaya çalışırdınız. Evini öğrenmeye çalışırdınız, nihayetinde bir evladınız olduğunu öğrendiniz. Çok, yani öyle olduğunu düşündünüz diyelim. Çok güzel yorumlar yaptım Ayşegül Hanım sosyal medyada. İşte aynı yerde farklı güzellikler, aşklarım, canlarım, neler neler. İlk başta bir iki cevap aldım. Çok teşekkür ederim ilgin için dedi. Fakat ondan sonra onlar da kesildi. Hiçbir şekilde ulaşamadım. Yani evi filan herhangi bir şey görmek istemediniz mi yani? Şöyle, gene bir ortak arkadaşımızın sayesinde ev adresini öğrendim. Ha öğrendiniz. Evet öğrendim. Ev adresini buldum. Tam ev adresinin orada gidiyorum. Camdan beni gördü. Bakın Şeyma camdan beni görüyor. Ve koşarak boynuma atladı. İndi yanınıza evet, geldi. Boynuma atladı. Ağlıyor, gözyaşları. Ya o anda o kadar mutlu oldum ki Ayşegül Hanım, size anlatamam. Bana dedi ki, bu kırgınlıklar bitsin. Çok ayrı kaldık. Neden biz böyle olduk? Peki dedim. Burcu'yu görmek istemediniz mi orada? O anda inanın ki aklıma bile Burcu gelmedi Şeyma'yı görünce. Görüşmeye karar mı verdiniz sonra? Evet, görüşelim dedik, randevulaştık. Ve randevumuza gelmedi. Neden? Gelmedi. Sonra tekrar gittim. Bu sefer posta kutusuna bir mektup bıraktım ve pusula. Seni bekliyorum. Ne zaman geleceksin?
O cevabı bekledim ama ondan bile bir cevap gelmedi maalesef. Sonra herhangi bir yerde gördünüz mü? Ne bileyim, evini öğrendiniz artık. Hani uzaklaştırmayı nasıl aldınız aslında, onu merak ediyorum. Şöyle, iş yerini de buldum. Çalıştığı yere de gittiniz. Tabii tabii. Çok özür dilerim, biraz duygulandım, kusura bakmayın. Yok, hiç sıkıntı yok. Çalıştığı yere de buldum. Güzel bir yerde, mevkisi güzel. İnternetten yazdığım zaman ismi, soy ismini zaten iş yeri çıktı. İş yerine de gittim. İş yerinde görüşebildiniz mi Şeyma Hanım'la? İş yerine girdim fakat görüşemedik Ayşe Hanım. Çünkü çok yoğunlar, özel bir yer. Sürekli aktifler. Ben tam Şeyma diyeceğim diyemiyorum. Ondan sonra güvenlikler beni dışarı çıkarttı. Ama bir kavga yaşanmadı. Öyle söyleyebilirim. Neden güvenlik sizi, yani hani güvenliğe gelene kadar bir şey yapmış olmanız lazım. Yani herhangi bir aktivitede bulunmuş olmanız lazım ki güvenlik buna müdahil olsun. İşte enteresan bir durum yani. Ben orada eşime bakıyorum ama yoğunluktan dolayı öyle bir... Hakikaten enteresan bir durum. Evet. Peki... Burcu'yu sormadınız mı hiç? Yani bu çocuk, bu çocuğu benden niye sakladın Şeyma? Yani bak, bir evladımız var. Hani niye saklasın ki ayrıca yani? Hani sizden bir tane evladı varsa niye saklasın? İnsan soy ismini vermek ister. Sonra kolay mı bir çocuk büyütmek? Onun bir sürü şeyini öyle ya da böyle paylaşmak ister. Gerçi ne babalar var, anneler görmek istemiyor. Diyor ki çöpünü istemem diyor. Çöp. Hani bildiğin şu çöpü istemem o adamdan. Ben çocuğuma hem anne hem baba olurum diyen anneler var yani. Hani hakikaten hiç iler tutar yanı olmayan babalar da biliyorum, bilmiyor değilim. Ama sizin anlattığınız o kadar günlük güneşlik bir hayat ki bu hayatın içinde siz de hani çok kötü bir figür gibi durmuyorsunuz. Kötü bir baba figürü gibi değilsiniz. Yani niye size böyle bir şey yapsın Şeyma Hanım? Yani Ayşegül Hanım, ben elimden gelenin fazlasını... Neden sizi? Ona geleceğim. İşte eski eşinden dolayı olabilir. Kim eski eşi? Aa! Tabii. Ha, evli miymiş daha evvel? Tabii. Evet, maalesef. Daha bir dakika, daha evvel derken yani sizden önce misin? Yani ayrıldıktan sonra bir evlilik yapmış. Evet, ha, Şeyma, o 5 yıl zarfında. Evet, evet. O yüzden Burcu'yu benden uzak tutuyor. Anladım. Ve evlendiği adam alkolik, kumarbaz, ipe gelmez, serserinin önde geleni. Kim bilir neler yaptı. Belki ondan korkusu var. Peki siz nereden biliyorsunuz bütün bunları? Burcu'dan. Ha, siz kızınızla görüştünüz. Evet, görüştüm. Artık bekleyemedim. Okuluna gittim. Okul... Ya anlatın bunları. Bakın ben sizden böyle cımbızlaya cımbızlaya çekiyorum İzzet Bey. Okul çıkışında bakıcısıyla beraber kızım dışarıdaydı. Araba bekliyorlardı. Ben de Burcu'ya doğru gittim. Tam kızım diyecektim, yavrum diyecektim. Dediği laf, babamı çok özledim. Ay. O anda yıkıldım. Yani ne derler Ayşegül Hanım, bilemiyorum. Kaynar sular. Yani size baktı, babamı bana çok baktı, özledi. Babamı çok özledi. Ben de dona kaldım bu şekilde, bakın. Aynen böyle. Allah. Ağzımdan Allah. Kelime çıkmadı Ayşegül Hanım. Hiçbir şey diyemedim. Peki yani hani gittiniz okula ve babamı özledim dedi çocuk. Siz eski eşiyle ilgili hikayeyi nasıl öğrendiniz? Bakıcısından öğrendim. Bakıcısından? Evet. Ne anlattı? Çocuğum zaten beni tanımadığı için hasret. Bakıcısı... Siz kendiniz tanıttınız bakıcıyı ama, değil mi? Tabii ki. Benimdir Burcu, evet, dediniz. Evet. Hepsini ben orada anlattım. O da bana eski kocasının alkolik, kumarbaz, bir işe yaramaz olduğunu, her şeyini anlattı. Siz iyice kötü oldunuz ben yani. Ben yıkıldım. Evladınız orada. Evladım orada, hiçbir şey yapamıyorum. Yani elimden bir şey gelmiyor orada. Bir şey desem alt üst olacak her şey. Ne diyebilirim ki Ayşegül Hanım? Ne yapabilirim? Ya hukuki yollara başvurabilirdiniz. Yani hani bu çocuk benim ve bu çocuğu hani benim olduğunu kanıtlayacağım derdiniz.
ne bileyim hukuki yollara başvurup evladınızı isteme, görme özgürlüğünüz var biliyorsunuz. Biliyorum. Yaptınız mı böyle bir şey? Maalesef Şema benden önce başvurduğu için hiçbir şey vuramadım. Nasıl yani? Nasıl anlatayım? Yani alt üst oldum. Elim kolum bağlandı. Ne diyeyim Ayşegül Hanım? Yani sizin zaten şeyi kanıtlayamamışsınız ki, yani sizin evladınız olduğuna dair bir şeyi kanıtlayamamışsınız ki. Doğal olarak da böyle bir şey talep etmeniz evet, zaten zordu yani. Hay Allah ya.